Ben İskeletor. Şu an He-Man ablasıyla mariachilerimizi yudumlarken sizinle bir konuya değinmek istiyorum. Hayatı sokaklarda öğrenen biz ve bizim gibi olacak gençler veya hiç olmayacaklar. Bu video geçmişe bir özlem, geleceğe nefretle bakmaktır. Bir varmış bir yokmuş. Vakti zamanında teknolojinin bu kadar ilerlemediği bir gezegende bizler haberleşmeyi ıslıkla, aile içi haberleşme ise... Anne, Sebeni Sarkıt. Sesinden yaptığımız bu dönemlerde üzerinde 9999 yazı 5 oyun alan Atari, devamında Atari'nin salon olup Street Fighter'ın olduğu, Aduketlerin havada uçuştuğu, Deng Yumcağı'nın en son döneminde, internette oynanan Counter'ın High Life'ın haddi hesabı olmadığı, Counter'da atılan sisler yüzünden gözlerini kaybeden yiğitlere bu dönemi sorabilirsiniz. İnanan bilyelerin yüksek nişancılık bilgilerini geliştirdiği, sporcu kartlarının stratejiyi geliştirdiği, taso olmadığı zamanlar gazoz kapağıyla taso oynamanın ise çocuklar üzerinde yaratıcılıkta büyük bir etkisi vardı. En büyük tartışma ise o zamanlardaki kale direği yerine konulan taşın üzerinden top geçtiği zaman gol mü değil mi tartışmasıydı. Ama bu tartışma son noktayı koyan da bana ne adamın gol dedi, adamın gol dedi gibi meşhur sokak atasözleriydi. Thierry Henry gibi çalımlar attığımızda düşüp dizlerimizi kanattık. Olduğu zamanlar Ronaldinho'nun efsane gösterisi sambayla sevinçlerimizi yaşadık. Saklambaç oynarken yakalanmamak için başka boyutlara geçen arkadaşlarımız, kovalamaca oynarken Flash'tan Superman'den daha hızlı hareket eden gençler oldu. Ama pazar günü banyoları hiçbir şeye değişilmezdi. Önerin 50 kuruş, ise 1 lira olduğu bu efsane dönemlerde, kemer saklamaca, simi gibi oyunlarda darbenin nereye geleceği ve nasıl savuşturacağımızı öğrendik. Gerek birdir bir uzun eşek oynayarak bel kaslarımızı güçlendirdik, gerek binanın içini ring yapıp Amerikan güreşi oynadık. Boyaka boyaka 619A. Serion'un, John Cena'nın, Jeff Hardy'nin kimin olacağı büyük bir merak konusuydu. Bana düşen taze ceylanları avlamak için de gerek saçımıza bir kutu jöle sürdük. Ve o sırada üstün felsefi yetenekleriyle bize metafizik olayları anlatan abilerimiz yüzünden gece merdivenlerden çıkarken altımıza sıçmak zorunda kaldık. Sıcak havaların etkisini ise Eskimo'yla yendik. Kız erkek demeden ip atladık, seksek oynadık, çelik çomak oynadık. Ramazan'da ise davulcuyu beklerken az uyuyakalmadık. Bayram sabah olacak gecelerde ise elbiselerimizi baş ucuna koyup heyecandan uyuyamadığımızda astral seyahat deneyimini yaşayıp yarın neler yapabileceğimize baktık. Boncuklu silah mermileri havada uçuştu, gerek bir mahalleye rehin aldık, gerek arkadaşlarımızın silahlarını çaldırdı. Burada ise savaş stratejisi ve psikolojisini öğrendik. Birkaç tane can alıp verdikten sonra torpil, füze, kız kaçıran gibi malzemelerle uzaya çıkma deneyimlerinde bulunduk ve NASA'da çalışacak arkadaşlarımız şimdiden kendini belli etmeye başladı. Yeri geldi Tom and Jerry'yi yakalamasını, Cedric'in büyümesini bekledik. Bu güzel çocukluk zamanlarına şahit olanlar umarım ki geçmişe özlemle bakıyorlardır. Keşke şimdiki kardeşlerimiz de böyle şeyleri yaparak mutlu olsa ve hayatın zevklerini tatsalar. Ama onlar şu an sanal bir kelepçeyle bağlandılar ve oturuyorlar. Bu kelepçeyi kırmak için elimizden geleni yapmalıyız. Bileyici sözü de söyledikten sonra o zamanları özlüyor, o zamanlara hasret duyuyoruz. İşte bunu yakabilirsiniz. Kamu spotu, sigara sağlığa zararlıdır. Aklınıza gelenleri benimle paylaşın dert ortaklarım. Kendinize iyi bakın. Değinmemi istediğiniz konuları ise aşağı yorum olarak yazabilirsiniz.